Marsilya ile ilgili Okan Hoca yani Galatasaray'ın bir ilgisi var diye Solbek'e beke eee Galatasaray Marcelo ile ilgilendiği şeklinde ya da Okan Hoca'nın Marsilya ile ilgili hani bir araştırma yapın şeklindeki bir düşüncesi varmış. Tabi teyit ettiremedik Gomis Bunu, de son durumu nezeci abi ya. ya Gomis, Gomis gidebilir. Gomis teklif gelirse Gomis satabilirler. Adana Demirspor'un ilgisi olduğu var. söylendi. Başkan <laughs> ee, yok öyle bir şey şeklinde e, biz sorduk. E, çok bir e, belki e, taktik olarak böyle de söylüyor olabilir. Ama Gomis Ocak ayında ayrılabilir. Oynamak istiyor çünkü. Bu takımda da şu anda direkt oynayabilir mi? Oynayamaz. Belki iyi bir teklif gelirse gidebilir. Cengiz Ünder haberleri Galatasaray için çok Bu yapılıyor. Bu peşin de yazıldı Cengiz Ünder. Abi. Yazılıyor ama son Var gelen bilgi de şu. Hasta. Menajerinin e, söylediği şu. Cengiz Ünder son ana kadar Türkiye'yi düşünmüyor. Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. E, Tudor'la ilgili biliyorsun bir sıkıntı yaşıyor Marsilya'da. Çok fazla e, görev alamıyor, forma şansı bulamıyor. Ama e, bırakılacak da bir oyuncu değil. Yani Igor Tudor'la yaşıyor da. Burada mesela Mahmut abi Beşiktaş'ın da gündeminde evet. şimdi. sadece. Geçiyor isimler. Adana var. Demir ilgili çok e, isimler yazılıyor. Bir isim daha çok böyle hani. Hoca belki gülebilir. Mariano 36 yaşına gelmiş. Ee, Adana Demirspor'un ilgisi olduğunu söylüyorlar. Hatta bunu e, Kanal Alvinegro'dan e, Gabriel Serpa isimli bir e, gazeteci şunu söylemiş. Hangi Mariano? E, şu anda e, Galatasaray'da oynayan Mariano. Sabek. Evet, 36 yaşındaki. Şu anda 36, 36 yaşındaymış. Şöyle diyor. Türkiye liginde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan Adana Demirspor Mariana ve e, kulübüyle temasa geçti ancak müzakerelerde iki tarafı da memnun etmedi diyor. Yani iki müzakere görüşme iki tarafı da memnun etmedi. İlerleme yok şu anda diyor. Ama yaşış Aa oh, bu arada Japonya golü buldu ama ofsayt bayrağı kalktı. Svensson'dan memnun değiller mi? Yani e, değil Galo ile herhalde sözleşmesi değil yıl ortasında yenilenmiş bu oyuncunun 2020 sonuna kadar da sözleşmesi varmış Mariano'nun. Yani bir yıl daha sözleşme yapmışlar Mariano'yla bu sezon başında. 36 yaşında olmasına rağmen. Yani o, biraz yaşı tabii yani adı geçiyor. Ya yani herkes şu an şu periyotta Memphis e, Depay iddiaları da var biliyorsun. Var o daha da. sayın ama aldığı maaş çok yüksek oyuncunun. 10 milyon eurolardan bahsediliyor. Hani nasıl olacak? Ya ne uzun... lazım Galatasaray'a? Ne almalı? Mahmut abi sana da sorayım. Vallahi şimdi Solbeck haberler almamadın. var. Tamam. Çok kısa söyleyeyim ben sana. Stoper ve evet, sol bek. Evet, özellikle sol bek. diyor. Stoper de, stoper de lazım. Yedeklemeleri lazım. Var. Tabii. Elinde iki tane var. Kesinlikle. Gerisi yok. Kesinlikle. Stoper, sol bek. Bunları alırsan al. Her, her önce güçlü. burayı bitir. Ondan sonra alacaksın öbür taraftan. Yüks olur diğer taraflara. Abi, i̇yi oyuncu alacaksın. ziyade fuzuli. Olur. Senin evet. ivedi ihtiyacın burası. Evet. İki tane stoperin var. Allah göstermesin bunlar sakatlandı mı ne yapacaksın? Öbürü evet. e, sakatlandı aldın roş diye. Genç getiriyorsun onları. Ben her zaman söylüyorum. E, bu kadar sıkışıklıkta sen Türk oyuncu bulamıyorsan yanıyorsun. Kaleci Sana... olabilir mi? Kaleciye ihtiyaç olabilir mi? Yok şu an yok. Ya, Muster, yani Muster, Muster, Dünya Mütte... Kupası'na giden oyunculardan tabii onun da tedirginliğini yaşıyorlar. Beş Müttece... oyuncu gönderdiler. Muster, Sakatlık abi. olur mu? Bak Zeki, Mustera senelerce Galatasaray'ı taşıdı. Bu sezonda o baba topçuların toparlanana kadar Muşter hep sahneye çıktı. Yani Muşter olmasaydı %100. bu puanları toparlayamazdı. Yani bu gerçeği de söyleyelim. Onun için Galatasaray'ın video olarak bir sol bek o da o sol bek nasıl bulacaksınız? Aktif bir er. sol olacak stoper şart. Stoper olmaz olmazları iki Mesela tane. Mesela Nelson'u da oynatmadı abi şeyde. Yani. Oynatmaz bu kadroya giremezsin. Işte. Zor. Bu kadroya, giremezsin. giremez Nelson. Nelson ancak her şeyden düşersen veyahut da sakatlık falan olursa hani gruptan çıkamayacak aşamana gelirsen atar Nilsson'u öbür türlü girme şansı Galatasaray yok. Galatasaray şunu yaptı. Geçen yıl Trabzonspor şampiyon olabilmek için çok tecrübeli oyuncular aldı mesela. Galatasaray da Tuttu. Galatasaray da bu sene aynısını yaptı. Mesela sol beke ben Marsule'yi alırım. Adam Real Madrid'de yıllarca oynamış 34 yaşında. Tecrübeli. Tecrübe bazen bir her şeydir. Bir de, de, de Galatasaray da tuttu. Bir de marka, bir de. marka. Hem öyle bir de hocam Geçen yıl Trabzon'da hep Hamşiki konuştuk, Mertens'inden tut, hepsini konuşuyoruz. Niye? E, takıma aidiyet duyguları gelişti. Yani oyuncular, kiralık olan oyuncular bile e, o takımı seviyorlar, bir, bir şey kolej havası var takımda. O yüzden böyle e, tecrübeli oyuncular o takıma sahipleniyorsa o takımda başarı kaçınılmaz oluyor. İşte Daha Sergio Oliveira yüzden... Hepsi mesela. iyi, hepsi... sırıtan oyuncu yok bunları zaten sen geniş alan bıraktın mı bunlar seni alır götürürler. Evet. Bunları fazla geniş alan bıraktın mı bütün şeylerini, bütün tecrübelerini konuşturuyorlar. Ve şeyin Zeki'nin söylediği doğru mu ama öyle bir şey varsa sevgili Okan Buruk'ta e, Varselio'ya Bakın da dediyse Olympiakos'ta da fazla oynamıyor değil yok, mi? Yok yok evet. Soru, oynamıyor. Pro, yani hocayla problem yaşadığı söylenen Or iddia ediliyor. E, for, e, forma şansı bulamıyor. Çok görev almıyor. O aynen öyle. Evet. Sıkıntıdaymış. Oyuncu yani bırakabilir. Şey, şey de gitti oraya, oraya neydi? Kolombiyalı. O çocuk Real Madrid'de. Diyorsun ki Zeki abi, Mahmut abi. Ligimizde ilk 5 sıradaki takımlar yapacakları transferlerle, devre arası transferleriyle şampiyonluğun en güçlü adayı ya da adayları yani ben Galatasaray hangisi iyi yaparsa ipi mu göğüsler ne tarzda yapacağın önemli nereye alacağın abi, önemli. yani şu anda tabii Galatasaray'ın eksiğini mi? hocam da söyledi ben de aynı görüşteyim e, Fenerbahçe'nin zaten çok iyi bir kadrosu var Dünya Kupası dönüşü e, nasıl bu şekilde aynı formla mı dönecekler daha iyi mi dönecekler eksiği olan e, işte henüz takı, takım olamamış futbol olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor e, bir iğme kazanabilecek mi bütün bunları düşündüğünde şu anda son veriler yani son Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı futbola baktığımda ben Galatasaray'ı hep yarım adım önde görüyorum. Çünkü daha çok tecrübeli yıldız oyuncuları var. Fenerbahçe takım, tam bir takım ve hoca bakımından tam bir tecrübeli kenarda hocası var. Yani gerçekten şampiyon adayı, benim adayım şu demekte de bu sene çok zorlanır herkes. Fenerbahçeli bile zorlanır. Tabii birinci sıraya Fenerbahçe'yi koyar Fenerbahçeliler ama Galatasaray'ın da geriden gelip yetiştiğini, nasıl potansiyeli o, o, takım olduğunu gördükten sonra şampiyonluğun aslanın ağzında olduğunu herkes görür. Yani form aslanın ağzında deriz ya. Kafa kafaya bir yarış olacak. Fenerbahçe yapacak görür. ama. Fenerbahçe, Fenerbahçe yapacak. Yapacak. Zaten ikisi de iyi takım şu anda. Ben e, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışına e, yani şu 13 haftalık 10, ya da 14 haftalık periyoda baktığımızda Trabzon ve Fenerbahçe e, geride görüyorum, futbol olarak geride görüyorum, kadro olarak da geride görüyorum iki takıma göre. O yüzden eğer kaldığı yerden takımlar devam ederse e, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir şampiyonluk yarışı olur, kaldığı ha. yerden ama. ...bu şekilde devam ederse diyor. Mahmut abi sence o pot... Şimdi Başakşehir'de yapacak. Yapacak. Geliyor kulağımda. <laughs> ya. Adana Demir güçlü. Zaten iyi takım. Murat Başkan da mutlaka inatçıdır. O da yapacak. Ha, mutlaka yapacak. Yani mutlaka. Da. Hep, yani hep öyle bir puan cepte giderim, yenerim... ...işte ben favoriyim diyebilecek bir noktada ligimiz değil. Galatasaray bir sallandı. Sallanmadan ziyade... E, dikkat edersen bütün maçlarında da çok ceza sahası içindeydi galsta. Hep pozisyonlar evet. üretti çok kaçırdılar.